Merhaba sevgili arkadaşım, hoş geldin. Ben Ahmet Hocan, yine seninle birlikte Yay Denizi Pro Simülatör serisini çözmeye devam ediyorum. AYT kitabımızda 18 nolu test, manyetizma yine en sağlam konulardan bir tanesi. Tabii bunları çözerken her zaman söylüyorum, elimden geldiği kadar senin için sağ el kuralını uygulamaya çalışacağım. Ama hatamız olursa artık, biraz da eksiğimiz olursa ya da anlaşılmayan yerler olursa lütfen affedin. Sayfa düzlemindeki içeri doğru B manyetik alan verilmiş. X, Y, Z parçacıkları V hızlarına fırlatılmış ve yörüngeler izlemiş. Bak 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 şuna bak şuna. Şu yavru kesinlikle ne olmak zorunda? Nötr değil mi? Nötr. Yani bu bir nötron olabilir. Y parçacığı niye? Manyetik alana dik duruyor ama sapmıyor. Peki bizim manyetik kuvvetimiz neydi ki bu arada? Bir onu hatırlayalım mı? F eşittir, çok seviyorum kendisini, Q çarpı V çarpı B sinüs teta. Tabi burada manyetik kuvvet bu şekilde uygulanırken kuvvet denklemi buradaki sin teta çok önemliydi senin için. Eğer B ile V vektörleri var ya, hani şu vektör, bu da vektör. Bu iki kardeş birbirine paralel olursa F sıfır oluyordu, değil mi? Bu iki vektöre dikkat ediyorsun. Tabi ben burada F vektörümün neyini hesaplıyorum? Büyüklüğünü hesaplıyorum. O yüzden tık tık vektörlerimi geri sildim, vektör işaretlerimi, sadece sin teta'ya dikkat. Peki buraya manyetik alan sayfa düzleminden içeriye doğru hop gönder dört parmağı, bak tekrar dört parmak manyetik alanı, baş parmak hız vektörünü avuç içi neyi gösteriyor? Kuvvet abi, yine gıcık oluyor mu? Çok adı ağzımda. Dolayısıyla manyetik alan sayfa düzleminden içeriye doğru x için hız vektörü, y için hız vektörü, z için hız vektörü yukarıya doğru. Tamam, hız vektörü yukarı doğru, manyetik alan içeri, tut elini böyle. Bak 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 böyle. Değil mi? Kitabın üstünde. O zaman avuç içi neyi gösteriyor? Sağ tarafı. Sol tarafı. Çok özür dilerim. Avuç içi sol tarafı gösteriyor. Zaten o pozitif yükler için. O zaman x cismi nasıl bir yüke sahip? Pozitif. Şimdi z niye sola gitmemiş? Çünkü negatif. Tam tersi. X parçacığı negatif yüklüdür. Hadi canım. Z parçacığı pozitif yüklüdür. Hadi canım. Onlar gitti. Gitti gitti. O zaman cevap ne oldu? Bursa. Güzel. Bitti. Bir sonraki soruyu gönderelim. Düzgün B1, B2, B3 manyetik alan içerisinde yüklü KLM noktasal cisimleri eşit büyüklükteki hızlar fırlatıkları izlediği yörüngeler vermiş. Parçacıkların yükleri verilmiş. Hangi parçacığın izlediği yörünge de doğru demiş. Manyetik alan sayfa düzleminden içeriye doğru parçacık pozitif. Bak tutuyorsun içeri doğru manyetik alan. İçeri doğru. Hız vektörü sağa doğru, istersen sayfa düzleminde aynı şekilde. Kuvvet yukarı, yukarı, yukarı. Evet, parçacık da yukarı gidiyor zaten. Fark etmez. Yukarı gittiği için bu parçacık doğru gösterilmiş. Yani sıkıntı yok. K doğru. Şimdi L'ye gelelim. Manyetik alan sayfa düzleminden içeri değil dışarı doğru. Hız vektörü yine sağa doğru. Parçacığın aşağı gitmesi lazımdı. Pozitif olsaydı. Yani şu yörünge var ya, artı olsaydı harikaydı. Güzel. Artı değil ama parçacık negatif. O zaman bu parçacığın sağ elimin gösterdiği yönün tersine gitmesi lazımdı. Oysa ki o aşağı gittiği için aman ha. Sağ elin, bak bak bak, manyetik alan şey hız vektörü sağa doğru, manyetik alan dışarı doğru, bak şöyle dışarı doğru, kuvvet aşağı doğru diye, parçacık da aşağı doğru gitti diye sakın buna doğru deme. L yanlış gitti. Peki gelelim buraya. Manyetik alan bu şekilde, hız vektörü bu şekilde. Manyetik alan sağa doğru şöyle, hız vektörü aşağı doğru. O zaman bak, hız vektörü aşağı doğru, manyetik alan sağa doğru, kuvvetin dışarı doğru. Yani bu parçacığın bana doğru gelmesi lazım. O zaman bu parçacığın şu oklarla değil, sayfa düzleminde şöyle dışarı doğru bir kuvvet yörüngesi çizmesi lazım. O zaman bu da yanlış, bu da yanlış. Cevap yalnız Adana. Sadece buralarda ilk iki soruda manyetik kuvvet gösterimi yapmış. Yine bakalım burada parçacık böyle sapıyormuş. Bu sefer diyor ki sürtünmeler önemsemediğine göre hangisi tek başına yapılırsa R artar. İşte böyle sorularda bırak, adam kendi saptırmış zaten. Hocam ben burada sağ el kuralı yapalım. Hop hop, gerek yok. Gerek yok. Sen sadece burada ne istiyorsun? Sürtünmeler önemsemediğine göre R'yi arttırmak istiyorsun. Bir bak bakalım R'yi arttırmak için neler yapabilirsin? Bir hatırla, şöylece manyetik kuvvetin F eşittir neydi? Q çarpı V çarpı B sin teta. İyi de sin teta zaten 90 derece nasıl? Hız vektörü manyetik alana dik. Hız vektörü sağa doğru, manyetik alan içeri doğru. Peki burada bir şey vardı değil mi? Bir de F merkezcil kuvvet dediğimiz kuvvet vardı. Şimdi benim öğrencilerim merkez kaça ne oldu? Merkez kaç yok. Ama biz kullanacağız. Güzel. M vektör bölü R olarak da ifade ettik mi? Tamam, bu R'yi istiyor arkadaşımız. O zaman o R'yi şu QVB'deki F'e eşleyeceğiz merkezcil kuvvete.
Ne yapıyorduk o zaman? Burada hemen gel seninle beraber hemen şöyle yapalım. Diyelim ki m v kare bölü r eşittir q v b diyelim. Şuradaki b ile şuradaki v kare gitsin. Hani şimdi sen diyorsun zaten. Hocam ne gereği var buna? R eşittir zaten. MV bölü QB maneviyat bölü Kabe falan. Ya sevmiyorum böyle şeyleri. Ne olur ki 2 saniyemi alır. Ben türetiyorum işte. O zaman ya kütleyi arttıracaksın ya hız arttıracaksın ya manyetik alanla yükü azaltacaksın. Tek başına yapıldığında artar. Q'yu arttırma. Şimdi Q'yu arttırırsan R azalır. Gitti. V'yi arttırırsan R artar. Geldi. Ondan sonra M'yi arttırırsan R artar. Geldi. O zaman cevabımız da herhalde bu durumda 2 ve 3 olur. Denizli mi? Sen cevap anahtarından bakarsın. Ben zaten böyle yaptım. Peki kütleleri sırasıyla M2M ve M yükleri sırasıyla eksi Q, eksi Q artı Q, K, L ve M yüklü cisimleri yönü sayfa düzlemine dikişe doğru ve manyetik alanda eşit büyüklükte hızlar şekilde gibi fırlatılıyor. Şimdi tık 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 içeriye girdi. Biri bu yörünge, biri bu yörünge, biri bu yörünge. Aman Allah'ım ne oluyor? O zaman yüklerden bir tanesi negatif, iki ya da iki tanesi negatif bir pozitif. Zaten yukarıda vermiş adam. O zaman şu 2 ile 1 var ya negatif olanlar. Yani bak bak sırasıyla eksi Q, eksi Q, artı Q, K, L, M. O zaman şu yörüngelerden bir tanesi K'ye, şunlardan bir tanesi K'ye, bir tanesi L'ye. Yani K ile L bu tarafa, M ise bu tarafa sapıyor. K cismi iki yörüngesini izler. Nereden anlayacağım? Bak burada görüyor musun? Bir tane 2M var. 2M var. Az önce yaptığım denklemi yine yapıyorum. Bak ne kadar kolay. Ne dedik? Q çarpı V çarpı B eşittir M V kare bölü R. Buradan R'yi çekiyorum. Karşıya at, karşıya at. V kare ile V'ye gitti. Ne geldi? MV bölü Q çarpı B. Şimdi bu denkleme baktığın zaman R M ile doğru orantılı. M'i büyük olan R'si büyük. M'i büyük olan kimdi? L idi. O zaman şu yörüngeyi L izliyor. Çünkü o daha büyük bir yörünge. Şu yörüngeyi K izliyor. Üç nolu yörüngeyi de M cismi izliyor. Tamam güzel. K cismi iki yörüngesini izler. Gayet hoş. Güzel. L cismi bir yörüngesini izler. Ben de tam olarak onu dedim. M cismi 3. Oo harika. Aha burada bak. 1, 2, 3. Bu kadar basit. Çiziyorsun, ediyorsun, olay bitiyor zaten. Aha senin denklemin şu. Tamam mıyız? Güzel. Eminim inşallah oradan tamam diyorsundur. Sürtünmesiz yatay zeminde paralel olarak sabitlenen sonsuzluktaki iletken tellerden şekildeki yönlerde I akımlar geçiyor. Valla ben de seninle beraber yeni okuyorum soruyu. İki tel arasında bir elektron E, proton P, nötron D hızlarıyla tık 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 atılıyor. Oo güzel. Hayırlı işler. Ne diyor? Çizgiler eşit aralıklı olduğuna göre hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi şuradaki manyetik alan sağ el kralı bak. Bak bak akım böyle. Baş parmak akım yönü. Hop yukarı. O zaman etrafını böyle buradan içeri, buradan dışarı. Yani sağ taraftan içeri, sol taraftan dışarı. Eğer kitap önündeyse o zaman bunun manyetik alanı burada sayfa düzleminden içeriye doğru olacak ve bu tel baskın gelecek şu çizgi üzerinde içeriye doğru. Burada da aynı mantık. Sağ tarafta noktanın olduğu yerde içeri, diğer tarafta dışarı. O zaman bak şurada içeri ama burada ne? Dışarı. Ha biri içeri biri dışarı ise o zaman tam bu çizgi eşit uzunlukta olduğu için B eşittir 0. Şu proton var ya sapmadan gider. O zaman proton artı x yok bu yanlış. Proton sapmaz çünkü protonun hareket ettiği bölge 2D'ye, 2D uzakta. Düz telin manyetik alanı hatırla bakalım. B eşittir 2K çarpı I bölü D idi. Buralar eşit uzaklıkta. Eşit uzaklıkta o zaman orta kısımda manyetik kuvvet etkisi olmaz. Manyetik alan sıfır. Peki elektron eksi x yönünde sapar diye düşünmüşüz. Böyle bir ifademiz var. Şuradaki parçacık elektron manyetik alan sayfa düzleminden içeriye doğru bak. İçeri basit yapabilirsin. İçeri doğru. Sen de benimle beraber içeri doğru. Hop böyle. Ama elektron aşağıya doğru gidiyor. Elektronun yönü aşağı doğru. Hız vektörünü aşağı doğru gösteriyorum. Manyetik alan içeri. Avuç içinde diye gösteriyor sağ tarafı. O zaman buradaki elektron içeriye girdiği anda ne yapacak? Sağa doğru sapacak. Yani şöyle sapacak. Elektron. Ama elektron iyi de Ahmet hocam elektron negatif yüklü değil mi? He, tamam, hatırladım. Kızma oradan hemen ya. O zaman ters yönde yap sapacak. Bak niye ters yönde saptığını anladın değil mi? Eksi x yönünde. Niye? Çünkü bu parçacık elektron. Yani biz sağ el kuralını pozitif yükler için yapıyoruz. Bak sakın onu aklından geçirme. Bak şu anda diyorsun ki Ahmet hocam pozitif yükler için sağ el kuralı yapsam negatif yükler için sol. Aman. Sen pozitif yükler için de negatif yükler için de sağ el kuralını yap. Ama bulduğun yönü
Ters çevirmeyi unutma yeter. 2 gün sonra kafan karışır. Allah muhafaza. Ne gereği var? Nötron sapmaz. Nötron tabii ki de sapmaz. Adamın yükü yok. Manyetik kuvvet F eşittir neydi? Q çarpı V çarpı B idi. E şuradaki Q yerine nötronu sıfır bastın mı? Gitti o zaman kuvvet. Sapmayacak. Yani doğru olacak. Cevabım ne o zaman? 1 ve 3 mü? Denizli o zaman. Bitti. Peki devam. Haydi bakalım 6. soru. Gel 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 gel. Sen de ağzını burnunu kıracağım. Şekildeki yatay düzlemde x yönünde düzgün B manyetik alan bulunmaktadır. Bu alan içinde bulunan elektron Y ne diyor? Alan içinde bulunan elektron ha göstermiş zaten bu tarafa. Proton, nötron bu tarafa. Hangileri sapmaya uğrar? Bir kere nötron sapmaz zaten. Şimdi manyetik alanla paralel hareket eden protonu görüyor musun? Vay pislik vay. Ben bu proton bizi kandıramaz. Sapmaz arkadaşım. Çünkü manyetik kuvvet neydi? F eşittir. Q V B sinüs teta. Şimdi buradaki teta açısı hareket doğrultuları birbirine paralel olduğu için 180 dereceden sıfırı getirecek bir kere bana. O zaman protona etki eden elektromanyetik kuvvet yani manyetik kuvvet ne olacak? Sıfır olacak. Bu sapmaz. Hangisi sapmaya uğrar? Vallahi geriye bir tek ne kaldı? Elektron kaldı, değil mi? Yalnız elektron, yalnız proton. Bence cevap Adana. Yalnız elektron. Çünkü proton manyetik alanla aynı doğrultuda fakat zıt yönde bir hareket yönü var. İyi de sonuçta bunların arasındaki açı ne? 180. Yani birbirine paralel doğrultuda manyetik kuvvet etki etmez ki. Bu zaten konu anlatımında da vurguladığımız en önemli kısım. Devam edelim. 7. Sayfa düzlemine dik içeriye doğru B düzgün manyetik alan içerisinde sayfa düzlemine V büyüklüğünde hızlarla fırlatılan M kütleli yüklü cisim şekilde gibi çembersiz hareket yapıyor. Dönüyor, 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 dönüyor. İyi, tamam. Sürtünmelerin önsemediğine göre cisme etki eden manyetik kuvvet iş yapmaz. Bak, gel, gel. Manyetik kuvvetin en önemli özelliği neydi? Hız vektörüne her zaman dik ve yörüngede içeriye doğru. Mesela şöyle ya da dışarı doğru. Tabii içeri doğru olmak zorunda, dışarı doğru olamaz. Değil mi? O zaman ne olacak? Burada yörüngenin merkezine doğru, burada yörüngenin merkezine doğru, burada yörüngenin merkezine. Yani manyetik kuvvet burada tam bir merkezcil kuvvet. Merkezcil kuvvet her zaman içeri doğru olan net kuvvet olduğu için zaten o kuvvet ne yapmıyordu? İş yapmıyordu. Bak buradaki F'leri büyüklük olarak da gösterelim. Hepsi içeri. Yani herhangi bir anda mesela şu noktada cismin hız vektörünü böyle olduğunu düşünelim. Hız vektörü. Anlık olarak oradaki yer değiştirmesini biliyorum. Bu tarafa doğru V hız vektörüyle yer değiştirme sağlıyor. F kuvveti ise ona dik. E o zaman dik kuvvetler, hareket doğrusunda dik kuvvetler yer değiştirmeye dik olduğu için iş yapmıyordu. Cisme etkide manyetik kuvvet iş yapmaz. Müthiş bir ifade. Çok güzel bir ifade. Çok sevdiğim bir ifade. O yüzden cismin kinetik enerjisini de değiştiremiyor zaten. B'nin şiddeti arttırıldığında cismin çizgisel momentum büyüklüğü değişmez. Ya zaten ne dedik iş yapmıyor. Çizgisel hız büyüklüğünü değiştirmiyor ki. Çizgisel momentumunun büyüklüğünü değiştirsin. Çizgisel momentum zaten sürekli değişiyor. Çünkü yön değiştiriyor. Ama büyüklüğü değişmiyor. Hatırlamak istiyor musun çizgisel momentumu? Zaten biliyorum hocam mı diyorsun. P eşittir M çarpı V. E şimdi manyetik kuvvet hız vektörüne dik olduğu için şu hızın büyüklüğünü değiştirmiyor ki. Çizgisel momentumun büyüklüğünü değiştirsin. Cisim pozitif yüklüdür. Bakalım göreceğiz. Dönme yönünü görüyoruz şöyle, değil mi? Manyetik kuvveti böyle görüyoruz. Herhangi bir noktada alman yeterli. Mesela en kolay bana nereye geliyor? Şu nokta gayet hoşuma gitti. Niye? V hız vektörü yukarı doğru göstermesi kolay. Manyetik alan içeri doğru. Of! Kuvvet solu gösteriyor ama benim çizdiğim kuvvet sağa doğru. Ne oldu? Parçacık negatif o zaman. Gitti. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı değil mi? Güzel. Peki bir sonraki soru 8. ve son soru. Sürtünmesiz yatay zeminde bulunan sonsuz uzunluktaki düz telden belirtilen yönde I akımı geçiyor. K, L noktalarına bir elektron, bir proton V büyüklüğünde hızlarla şekilde gibi telle doğru fırlatılıyor. Bu ne ya? Evet tamam güzel. Ha hangi yolu izler diye soruyor. Tamam güzel. Bu tarafa doğru manyetik alan. Şimdi akımımız nasıl? Bu yönde yani yukarı doğru. Elin etrafında şöyle çembersel bir yörünge çiziyor. Vallahi çizmeye çalışacağım. Bu sefer şu çembersel yörüngeyi burada çizeceğim. Bak 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 bak. Böyle bir çembersel yörünge oluşturuyor. Hani o dolanım şöyle ya. Bak görüyorsun değil mi beni? Görüyorsun görüyorsun. O dolanım bu yönde olduğu için hop geldi buradan. Hop geldi buradan. O zaman bu dolanımla dönüyorsa manyetik alan şu noktadan geçerken sayfa düzleminden içeri doğru bak. Şöyle dönüyor içeri gidiyor. Dolanıyor geliyor dışarı çıkıyor. O zaman şurada da sayfa düzleminden nereye doğru? Dışarı doğru B manyetik alan var. Aha, bu B ise
Atıyorum bu da ne olacak? Eksi b vektörel olarak. Şimdi protonumuza bakalım. Protonun içerisinde hareket ettiği yörüngede manyetik alan sayfa düzleminden nereye doğru? İçeri doğru. Hız vektörü hop sola doğru. Manyetik alan hop içeri doğru. Kuvvet aşağıya doğru. Aferin proton. Yükü de pozitif zaten. Bunu ben bildim bileli pozitifti bu. Değişmediyse. O zaman aşağı yönde sapacak. 6 yönünü işaretledik. Elektron için bak ne diyorduk? Sahil kuralını bozma. Manyetik alan sayfa düzleminden dışarı yani bana doğru. Hız vektörü de sağa doğru. O zaman hop kuvvet aşağı doğru. Tam 3. Ne oldu ya burada? Ups. Tam 3 diyecektim ki negatif olduğu aklıma geldi. Ters çevirdim 1 dedim. Bu kadar. Elektron 1, proton 6. Bu ikisini birleştiği seçenek kim? Denizli. Değil mi? 1 ve 6. İşte bu kadar. Burayı bir temizleyelim ya. Böyle gıcık durdu. Sevmedim. Doğru seçenek ne oldu? Denizli oldu. 8. soruda bitti mi? 9 yok zaten. Bir sonraki videoda, bir sonraki soru çözümünde, konu anlatımında, herhangi bir yerde görüşmek dileğiyle. Kendine hoşça kal. Kendine iyi bak. Hoşça kal sevgili arkadaşım.